Biz fideleri bu kapanmanın olacağını hesaplamadan, bu 15 günlük, 17 günlük kapanmanın olacağını hesaplamadan aylar önce sipariş verdik. Çeklerimizi verdik, taahhüdümüzü verdik. Bu da kapanmaya gelince vatandaş gelemedi hale. Fidelerimiz yerinde yaşlandı, büyüdü, döküldü, imha edildi. Buraya da geleni satamadık. Biz imha ediyoruz bir taraftan şimdi. Size onları da gösteririm. Sıkıntı içine şey yaptık. Burada çiftçiler kendi aralarında dayanışmalar yapıyor. Ben bir dün Ereğli'ye fide gönderdim. Çumru'ya fide gönderdim. Yani bunlar hatır için 50'şer 100'er kolu satın aldılar bizden ki katkımız olsun diye. Biz yani zararımız falan da boyumuzu aşıyor. Böyle bir şey yapamayacağımız seviyeye geldik. Yani bizler de destek isterdik ama o kadar danışmanın içinde bunu hatırlatan olsaydı bunlara bir şekilde bize de bir şeyler düşünürlerdi herhalde. Hiç de duymadım öyle fide satıcılarına, günü geçmiş fideleri dökenlere bir şeyler verdiklerini falan da duymadım. Çiftçiye nasıl destek olsun? Yeğenim, çiftçi elektrik parasını, su parasını ödeyemediği için, masraftan yıldığı için, ürettiği ürünü değerlendiremediği için çoğu çiftçiliği bıraktı. Benim bir Süleyman'ım var Sazlıca'da. Belediyeden su parasını yapılandırdı, birkaç taksitini ödedi, onu da ödeyemedi şimdi. Ahmet amca, ben bu sene ekmeyeceğim dedi. Şu dökeceğim stiller onun için getirtmiştim. Şimdi garibim ne yapsın yani? İki tane bak, ben sigortasını falan yaptırıyorum. Çocuklarım çalışıyor ama ben her ay 1000 küsür lira, bilmiyorum ne kadar ödediğini, devlete sigorta parası ödüyorum. Efendim, 3 tane evim geçiniyor, 4 tane evim geçiniyor. Yani biz de esnaf adamız yani, öyle ağızda falan da sabahın üçünde kalkıp gidiyorum. Harcamalarım da ona göre olmalı. Yoksa o iş dönmez. Yani altından biz zararsız atlatırsam. Bir kıyamet gibi arayan var. Bak, açayım telefonu göstereyim. Deve dişi gibi firmalar, hem hibrit, yani kolisi 125 liralık, 130 liralık fideleri bana 50 liraya, 60 liraya verecek insan yok. Satacağım aklım kese getiririm. Yüreğim sızlıyor. Ben geçen yıl 90 liradan domates almaya başladım. 90 liradan düşe düşe yerinden, Ereğli'den 40 liraya kadar domates düştü. 40 liraya. Yüreğim sızladı para verirken. 40 liraya aldığım domatesi ben de satamadım burada. Sonra benimki gibi bir kafa kafaya verdik. Arkadaş buldum, salça kaynattık. 5 ton salça kaynatmak. Bizim için fabrikatör diye fabrikamız yok ki bizim. Kolay mı onu kaynatması leğenlerde? Bu yıl kaç lira fiyatlar? Şimdi daha bu şey yok ama bu sene çoğu ekilişi bıraktı yeğenim. Kaç tane firmam var benim, fide gönderiyordum ben. Benim şimdi fidelerime, maliyet fiyatına, alış fiyatına fidelikte fidelerim var. Müşteri arıyorum, telefon açıyorum. Bugün bir tanesi 60 kolu bana gönder Ahmet amca dedi. Bugün telefon açtım falan, gelecek yarın 60 kolu verin ona, veyahut da oraya giden arabayla bir servis yapın. Genelde servis yapıyor bu fide firmaları. Hani hizmetleri falan da güzel. Yani rica minnet satıyorsunuz. Tabii yani. Pek çoğunda döktük yeğenim, zalatalık hemen geçiyor. Günü geçti mi, bir hafta geçti mi bir şeye yaramıyor salatalık. Bunlar da hep pahalı tohumlar, bunun kilosunu 1,5 milyon arıyoruz. 1500 liraya alıyoruz onun tohumunu biz.